bakın. Hayatlarına belki polis amcalarının motorlarına binmemişlerdi. İşte görüyorsunuz, bu bir hizmet. Bu çocukları güldürüyorlar. Çocukların morallerini düzeltiyorlar. Hiçbir gün belki akıllarına gelmezdi. Polislerin, Yunuslarımızın o Yunus merhametiyle hemen yanlarına binip böyle tur atacaklarını. Ben birazcık buradan bu hizmeti de göstermek istiyorum. Bakın görüyorsunuz, polis amcalar onları bindiriyor. Onlar burada tur atıyorlar. Hevesleri geçiyor. Bakın. Bakın. Hayatlarına belki polis amcalarının motorlarına binmemişlerdi. İşte görüyorsunuz, bu bir hizmet. Bu çocukları güldürüyorlar. Çocukların morallerini düzeltiyorlar. Hiçbir gün belki akıllarına gelmezdi. Polislerin, Yunuslarımızın o Yunus merhametiyle hemen yanlarına binip böyle tur atacaklarını. Ben birazcık buradan bu hizmeti de göstermek istiyorum. Bakın görüyorsunuz, polis amcalar onları bindiriyor. Onlar burada tur atıyorlar. Hevesleri geçiyor. Birazcık böyle mutlu oluyorlar. O psikolojiden kurtuluyorlar. Polis amcalarının her zaman olaylara gittiği motorlarına şimdi onlar biniyorlar. Bakın görüyorsunuz, Tekirdağ'a gelmiş. Tekirdağ emniyetimize buradan sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Malatya emniyetimize de sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Teşekkür ederiz. Bakın çocuklar, bak gördünüz mü? Onlar şimdi gidecekler. Gidiyorsun. Görüşürüz. İyi, hadi bakalım. Çok heyecanlıyım. Hadi bakalım. Bakın heyecanlanıyorlar. Biri gidiyor, biri geliyor. Biri gidiyor, biri geliyor. Değerli izleyicilerimiz, bu çok güzel bir manzara. Devletimiz var olsun. Tekirdağ'dan gelin. Türkiye'nin en uç noktasından geleceksin. Görevli ol. En uç Trakya'dan geleceksin. Malatya'nın çocukları burada mutlu olsunlar diye burada motora bindireceksin. Buradan evet. Şu anda ben de bakıyorum. Görüyorsunuz işte, emniyetin araçlarına biniyorlar. Motorlarına biniyorlar. Yunusların motosikletleri onlar. Çocuklar, ben tabi polislerimizle çok röportaja girmiyorum. Çok bir sıkıntı olmasın. Bunlar memurlar. Belki çok konuşamazlar ama ailelerine nasıl bir hizmet değil mi? Yani polisimiz, siz onu yeme devam edin. Ben devam edeyim. Geleceğim tekrar. Evet. Bu hizmet çok güzel değil mi? Çocuklar için evet iyi oluyor. Bulunmaz bir şey. Evet. Motora binmek bile çocukları şu durumda mutlu ediyor. Hem de polis amcalarıyla beraber. Evet. Polisleri de seviyor çocuklar. Teşekkür ederiz hepsine. Bu ince düşünce. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Çocuklar için iyi. Evet. Keyfe bak, keyfe bak. Ayaklar üst üste. Bu keyfi hiçbir yerde bulamazsın değil mi? Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasıl? Memnun musun? İyiyim. Çok memnunum. Allah razı olsun burayı veren kişilerden. Ailece buradasın. Evet, ailece buradayız. Falan psikolojiniz? Güzel, eğlenceli oluyor. Psikologlar falan geliyor İstanbul'da. Onlar da geliyorlar. Evet, onlar da geliyor. Yeme içme problem yok. Yok, hiç yok. Hani güzel burası. Ortam güzel. Daha iyi, lüks gözüküyor yani burası. Kıyas bile edilmez. Evet, öyle. Aynen. Şu anda 500 bin liralık karavanda yaşıyoruz. Öyle, öyle. Orası evet. Tekrar diyoruz, çocuklarımız, gençlerimiz buradalar. Ben teşekkür ederim. Aileler de buradalar. Değerli izleyicilerimiz, bütün detayları paylaştık. Allah, az önce yarım kaldı. Değil mi? Evet. Hadi. Diyor ya, hakkımı geri isterim. Biz de geri geldik röportajımıza. Çok güzel bir hizmet. Evet, çok. Devlet burada, polis burada. Evet. Çocukların psikolojisi iyi olsun diye bak görüyorsun. Aynen, bu çok önemli. Psikolojik mi? Muhatapmak. Bu süreçte yine çok şükür, hamdolsun bugünümüze. Karavanlarda kalıyorsunuz. Evet, karavanda kalıyoruz. Mutlu, memnunsunuz. Çok memnunuz, Allah razı olsun. Belki hayatınızda hiç görmediğiniz karavanlarda. Aynen öyle, aynen. İstesek olmazdı. Bugünümüze şükür, hamdolsun. Evet çocuklar, yine doya doya çikolatalar, aynen, meyve sular, bakın. Hizmet üstüne hizmet geliyor. Bağcılar Belediyesi, İstanbul Bağcılar Belediyesi'nin elemanları, gençleri hizmet üstüne hizmet sunuyorlar. Bakın az önce paketler dağıttılar. Şimdi çikolatalar dağıtıyorlar. Buyurun. Bakın görüyorsunuz, bütün çocuklara hepsinden Allah razı olsun deniyor, dediler. Nasılsın abla? İyiyim, Allah razı olsun. Hizmet o biçim değil mi? Maşallah, Allah yardımcıları olsun. Yar ve yardımcıları olsun. Sen de karavanda kalıyorsun. Karavandayım. Memnunsun.
çok şükür elhamdülillah. Buna da çok şükür. Yardımlar çığır gibi geliyor. Allah razı olsun. Allah yardımcılar olsun. Allah devletimizin başımızdan eksik etmesin. Eyvallah. Çok şükür. Evet değerli izleyicilerimiz, hengameyi paylaştık, aileler paylaştık, çocuklar paylaştık, polisleri paylaştık. Hasan biz artık buradan çıkalım. Gerekeni söyledik. Güzellikleri yarıştırdık. Güzel şeyler anlattık. Güzel şeylere şahitlik ettik. Güzel şeyler duyduk. Güzellikler için varız. İyi insanları anlatıyoruz. Kötülerle işimiz olmayacak dedik. İyiler ve kötüler var dedik. Bu yayınımız başından sonuna kadar dilimiz sürçmüş olabilir. Yanlış konuşmuş olabiliriz. Yanlış şey söylemiş olabiliriz de. Biz insanız. Ama bilesiniz ki bu insanların duasını bu hayrı yapan insanlara aracı olduysak biz de o duadan nasibimizi aldık. Çocuklar mutlu, emniyetimiz burada, polisimiz burada. Duydunuz, gördünüz, baktınız. Tek tek doğal olarak önceden planlamadık. Hemen kameramızı tutuyoruz, mikrofonumuzu tutuyoruz ve yayın yapıyoruz. Hasan Alan kardeşimle birlikte günlerdir, 40 gündür beraberiz ve bu programları yapıyoruz ki iyi insanlar motive olsunlar. Kötü... Değerli izleyicilerimiz, bazen gözünüz gibi koruduğunuz, bazen fotoğraflarında gördüğünüz veya bir servet niteliğinde olan karavanlar Malatya Park AVM'nin otoparkına kurulmuş insanlara hizmet veriyor. Her bir karavanın değeri ortalama 500 bin, yani 500 milyar eski parayla söyleyeyim. Yani bir servet değerindeki karavanlarının tamamını Malatyalı bir iş insanı, hayırsever bir iş insanı, Malatyalı, ismimizi lütfen söylemeyin dediler. Burada insanlara ultra lüks hizmet veriyor. Ve her şey ücretsiz. Yani biz nasıl bunu takdir etmeyelim, tebrik etmeyelim? Bakın, bu gördüğünüz üstü açılan çift katlı bir karavan. Hemen burada geldiğinizde içerisi inanılmaz derecede ultra lüks. Yatakları var. Yukarıda yine ayrıca yatak odası gibi var. Yani bunları ancak kataloglarda, filmlerde ya da buna benzer şeylerde görür hayal ederdiniz. Şimdi insanların belki de yanına geçemeyecekleri, hayal edemeyecekleri karavanlar Malatyalıların emrine sunulmuş. Çocuklar, aileler buradalar. Herkes bu karavanlarda kalıyor. Elektrikler çekilmiş. İnanılmaz derecede lüks bir ortam. İnanılmaz derece güzel bir ortam. Bakın karavanlar. Burada 100 adet karavan var. Tam 100 adet karavan. Hepsi de ultra lüks karavanlar. Böyle dışarıya hemen gölgelik oluyor, yağmurluk oluyor. Bunların hepsi karavanın içerisinde. Sen de burada mı kalıyorsun? Evet. Hangi karavandasın? Üçüncü. Üçüncü karavandasın. Karavan içi lüks, güzel, rahat mı? Rahat. Vallahi ondan bile rahatak olur. Oh, gel keyfim gel. Değil mi? Hiç hayatında karavanda yatmış mıydın? Yattım. Daha önce. Ya biliyorsun ya. Ama yine de burada karavanda rahatsın. Evet, gençler, çocuklar buradalar. Bakın, sen hangi karavandasın? Biz arka taraftayız. Sen daha önce hiç karavan gördün mü, yattın mı? Yok, ilk defa. Rahat mı, güzel mi? Çok güzel. Evet, çocuklar da memnun. Değerli izleyicilerimiz, hemen burada ağabeyim var. Merhabalar, nasılsınız? İyi misiniz? Yani şu depremde, şu zor zamanda çadırları yağmur götürürken, sel götürürken siz böyle bir karavana şanslısınız. Böyle bir karavana... Yerimiz iyi, çok şükür. Ya iş insanı, hayırsever iş insanı 100 tane karavan koymuş. Allah razı olsun. Bakabiliriz müsaitse. Evet değerli izleyicilerimiz, bakın. Müsaitseniz bir kısa bir... Ders çalışıyor da. Kısa bir şey yapalım. Değerli izleyicilerimiz, bir tane karavan örnek gösteriyoruz. Tamam. Çocuklar ders çalışıyor. Hemen buradan göstereyim. Bakın yataklar, içerisi inanılmaz lüks ve güzel. Küçük mini bir mutfağı var burada. Yine genç kardeşim içeride ders çalışıyorlar. Onu çok rahatsız etmeyelim. Tüpü yok işte. Evet, karavanlar inanılmaz derecede lüks ve rahatsınız. İyi, Allah'a şükür. Rahat. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, bakın hemen şuradan geçelim. Bu karavanlar böyle sıra sıra dizilmiş. Evet. Çocuklar buradalar ve herkes karavanlardaki rahatlığı ve konforu görüyor. Bakın, görüyorsunuz hemen önünde tentesi çekilmiş. Bu karavanlarda Malatyalılar, garip gureba
bir iş insanının adeta servetini buraya akıtmasıyla, elindeki bütün varını, yoğunu, karavanlarını, çünkü bu işi yapıyor. Malatyalı ismini söylememiz istenmedi ama bilesiniz ki öz ve öz Malatyalı, değerli bir iş insanı, hayırsever bir iş insanının kurduğu karavanlar görüyorsunuz burada. Bakın, inanılmaz derecede lüks ve bunlar araçlara da takılıp gidebiliyor. Elektrikleri var, yukarısı yatak odalar, yatma yerler, onlar kapanabiliyor. Bunlar bu şekilde normal şartlarda çok zengin, çok variyetli insanların bunları kiraladığı, bunları satın aldığı karavanlar. Bir de bunların ayrıca farklı çeşitli olanlar da var. Bakın görüyorsunuz. Bunlar da değişik çeşit karavanlar. Çocuklar buradalar. Her yerde olduğu gibi bunlar da mutlular. Karavanlarda kalıyorlar değerli izleyicilerimiz. Burada vatandaşa her türlü imkan sunulmuş. Bakın görüyorsunuz. Bunlar da böyle hemen yere konulabilen karavanlar. Bir de araçlarla normal mobil olan, yani tekerlekli karavanlar var. Evet, burada da bakın görüyorsunuz, çok lüks araçların arkasında bu şekilde, yani bütün imkanlar seferber edilmiş. Her çeşit karavanlar, her çeşit buradaki araçlar insanlarımızın yardımına gelmiş. İşte görüyorsunuz, bunlar açılıyor, bunlar kapanıyor. Bunlar normal şartlarda çok 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 büyük paralara alınıyor veya kiralanıyor. Ama hayırsever iş insanı gelmiş Malatya'mıza, bu iyiliği yapmış, bu güzelliği yapmış. Burada da yine insanlar bekliyorlar. Onlara da mutlaka burada yardımlar gelecek. Vatandaşımız da buradalar. Evet Hasan. Değerli izleyicilerimiz, tabii öncelik engelli olanlar. Burada şanslılar çünkü çadırları sular götürüyor, rüzgar götürüyor, çamur içerisinde izliyorsunuz, görüyorsunuz. Ama bunlar Malatya'da şanslı insanlar, ultra lüks karavanda kalıyorlar. Bu arada Bağcılar Belediyesi de geldi. Merhabalar. Merhaba. Güzel bir hizmet değil mi? Evet, çok güzel. Yani hayatında böyle bir karavanda kalacağım belki hiç aklıma. Yok, hiç aklıma gelmedi. Zaten benim bütün hayalim böyle bir karavanda kalmaktı. Oğlumla beraber yaşıyorum. Kısmet depremde bize nasip oldu. Oğlumla beraber karavanda kalmak hep bir hayalimdi yani, böyle bir karavanım olsun, çekeyim, gideyim, gezeyim diyerek. Ve ultra lüks güzel, içerisinde her şey düşünün. Her şey var. Tüpümüz var, şeyimiz var, dolabımız var, ısıtıcımız var, yataklarımız var, ranzalarımız var. Çok güzel, biz çok memnunuz. Yani hizmetlerinden de memnunuz. Hani derler ya, milyarderlerin yaşadığı karavanda depremzedelerimiz yaşıyorsa ne mutlu buna. Aynen aynen, vallahi öyle oldu biraz. Evet değerli izleyicilerimiz, burada da hanımefendiler var. Merhabalar. Merhabalar. Siz de karavanda kalıyorsunuz. Evet abi, biz de yetim ailesiyiz yani, çocuklardan geldik kaldık, hiç beklemedik yani. Allah razı olsun yani, düşünenlerden, vesile olanlardan, aracı olanlardan, bu arada hepsine de geçmiş olsun. Yani memnunuz, şikayetimiz yok çok şükür. Yani insanların bir çadır bulamadı bir zamanla, bir karavan nasip olması çok önemli. Çok kötü günler yaşadık ilk başta ama yani düşünülmüş de, yani bize düşünmüşler. Allah razı olsun yani, çok güzel hizmet yani. Biz memnunuz yani. Hiç hayatında karavanda kalmamıştım. Hocam hiç kalmamıştım. Demek kısmet böyleymiş. Cenab-ı Allah'ın dediği olur. Yine de Allah razı olsun herkesten. Çok çok teşekkür ederim. Cenab-ı Allah ve yardımcıları olsun herkesin, bütün burada bulunan insanların, tüm insanların. Rabbim işlerine rast getirsin. Gerçekten yine biz çok şanslıyız. Ben yetim ailesiyim. Arkadaş yetim ailesi. Yine de biz Malatyalı olarak çok şanslıyız. Yine de herkese teşekkür ederim. İyi insanlara, hayırsever insanlara sonsuz teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim zaten onlara. Siz de bu, o hayırsever insanı, sadece sizin bu duanıza ihtiyacı var. Elhamdülillah, inşallah dualarımızla hep belediye başkanlarımıza, yardımcı yapan insanlarla, bütün insanlara çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok eyvallah. Biz teşekkür ederiz. Burada gönüllü Bağcılar Belediyesi'nden gelenler var. Genç kızlar var. Kızlar merhabalar. Onunla röportaj yapabiliriz. Onun evi de yıkıldı. Daha anlamlı olur. Karavanda mı kalıyorsun? Evet, karavanda. Memnun musun? Ders çalışabiliyor musun? Her şey. Tabii ki de, orası öyle. Hani daha rahat. Çadırlarda kalanlara Allah yardım etsin gerçekten. Biz ilk başta
Buradan önce de 14 gün falan arabalarda kaldık, kendi arabamızda. Ama şu anki imkanlar çok iyi. Hani yardım gönderen... Hayatında böyle bir karavanda kalacağın hiç aklına gelir mi? Yok ama hani böyle bir şey olmasaydı karavanda kalmasaydık. Aynen öyle. Bravo, çok güzel. Teşekkür ederim. Evet, keşke olmasaydı kalmasaydık diyor ama sonuçta sebep olanlardan, iş insanlarımızdan, hayırsever iş insanlarımıza Allah razı olsun. Hanımefendiler buradalar. Bakıyoruz, konuşmak isteyenler olursa onlara biz mikrofonu uzatıyoruz tabii ki. Buradan Bağcılar Belediyesi gençleri gelmişler. Onlar gençlik ve spor hizmetleri. Hemen buradan İstanbul'dan gelen canlara, yüreklere merhabalar diyelim. Bu şeyi, bu alanı hazır hale getirdik. Her yerde ilk zamanlar su yoktu, işte ekmek yoktu, hiçbir şeye ulaşılmıyordu, mazot bulunmuyordu. Her şey sıkıntıydı. Çünkü bir anda 11 il herkes neye uğradığını şaşırdı. Kurtarma ekiplerden kaz altında kaldı ikinci depremde. Kurtarmaya gelen insanlar altında kaldılar. Kurtarmaya gelen insanlar şok üstüne şok yaşadı. Onlar da bizimle aslında ikinci depremi yaşayıp mağdur oldular. Biz de bu süreçlerimizden geldiğince bu olayın içine, ben de buralıyım, burayı yaşadım ve burayı bırakmadım. Bir aydan beri de bu işin içindeyiz. Bağcılar Belediyesi'nden de Allah razı olsun 20 günde bütün dağıtımlarımıza destek oldular. Mahalle mahalle, sokak sokak birlikte tek tek insanlara ulaşmaya çalıştık. Bu noktada da ben Bağcılar Belediyesi'ne, çalışanlarına, hepsine çok teşekkür ediyorum böyle bir organizasyon yaptıkları için. Bir de aynı zamanda bir bilinç oluşturdukları için çok teşekkür ediyorum. Gelen her insan bu bilinçle kendi memleketine gidip daha güzel şeyler yapmak istiyor. Bu anlamda da çok güzel oldu. Bizim girilemez dediğimiz mahallemize girmiştik. Hangi mahallemizdi o? Taştepe, Havuzbaşı sokaklar. Taştepe'de biz polisin, affedersiniz, şiddet gördüğü bir mahalleye araçlar yumruklanarak girdik, çıktık ve görevimizi yerine getirip ifa edip aynı zamanda dönüş yaptık. Yani mahalle abluka altında 15 tane yerel halk yaşıyor ama kimsenin giriş çıkışına izin vermiyorlardı. Biz o ailelere zor şartlarda, mahallenin bir tarafı farklı bir kesim çevrilmiş. Evet. İçerisinde de 15 tane yerel halk, 15 hane olarak. Oraya dahi ulaştık. Hasarsız bir şekilde girdik. Seçimin seçimlerden çıktı ya. İşte o kadar odaklandık ki gazeteci olmak böyle bir şey. Depremin ilk dakikalarından bu yana hep Bağcılar Belediyesi ve İstanbul'un bütün belediyeleri de buradaydı. Sağ olsunlar. Hep burada mıydınız? Benim bugün burada 37. günüm, 36. günüm. Depremin 3. günü itibariyle buradaydım Salih Hanım'la beraber. Salih Hanım aynı zamanda eski Bağcılar'la. Burada birbirimize kol kanat gererek, yani köyünden kentine, yeşil yurtundan Doğanşehir sınırlarına kadar Battalgazi içerisinde gezmediğimiz, yani halini, hatrını, acısını, sızısını paylaşmadığımız vatandaş. Kaç kişilik ekipsiniz hocam? Biz haftada yaklaşık olarak 42 kişi birden değişen bir grubuz. Bunun yanı sıra bize görünmeyen diğer bir tarafımız konteyner kent kurulumu. Bağcılar Belediyesi tarafından 550 konteynerlik bir alanımız tahsis edildi. Hızlı bir şekilde altyapı çalışmaları sonuçlanıyor. Günde de yaklaşık olarak 10 konteynere kadar konteynerlerimiz yerleşiyor. Amacımız Ramazan ayının başına kadar yetiştirmekti ama Ramazan ayını ortalarına doğru nasipse yerleşimler başlayacak. İlk etapta bitirmemiz gereken projemiz bu. Bakalım, yani buradan hiç ayrılmıyorsunuz. Şu anda buradayız. Yani bizim minimum olarak gözden çıkarttığımız süre 6 ay ile gördüğümüz kadarıyla 1 seneye kadar uzanacak gibi görünüyor şu an için. Ve ağırlıklı olarak gönüllülük esası da var. Gençler de gönüllü olarak geliyorlar. Gelen bu arkadaşlarımız şu anda Türkiye genelinde birincilik sertifikası almış gençlik merkezimiz var Bağcılar'da. Aynı zamanda engeller sarayımızda yetiştirdiğimiz, geçen sefer mantar ikramımız oldu köy kentlere. Kendi yetiştirdiğimiz ve engelli kardeşlerimiz. 5 belediye ilgili söyle. Evet. Bunun yanı sıra bir de bir sorumluluğumuz var. Teklif üzerine 2 hafta önce kardeş belediye sertifikamız Battalgazi kardeş belediyesi ilan edildi ve bizler bunu kabul ederek kendi belediyemizde neler yapıyorsak kendi belediyemizin yanı sıra aynı şekilde Battalgazi Belediyesi'ne de aynı hizmeti sağlıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Salih Hanım, bir sürü çocuğunuz var. Yani sağ olun. Yani hepsine yardım ediyorsunuz. Bakın çocuklar geliyor. Siz de buradasınız. Evet. Ve inanılmaz derecede gerçekten çok takdir ettiğim Malatyalı bir iş insanımız, hayırsever bir iş insanımız. İsmini söylemeyelim, kendisi istemiyor. İşte buraya çok pahalı, ultra lüks karavanlar yetmiş ve genelde yetim aileleri, şehit aileleri, engelliler. Siz de koordinasyonu sağlıyorsunuz. İşte insanlık bu. Yani biz şu anda zaten onların yaptığı bu iyiliği kelimelerle anlatmaya
gücümüz yetmez. Başından beri söylüyorum, kendilerine de söylüyorum. Onlar mütevazilik yapıyorlar bu yaptıkları iş ama biz kendimiz bizzat burada yaşayıp gördüğümüz için bunun ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. Allah da biliyor. Rabbim kat be kat versin o insanlara ve örnek olsun. Gerçekten ilk zamanlar çok önemli. Acıların ilk zamanları, ilk dakikaları. Bizim ilk 10 günümüz gerçekten dehşet vericiydi. Hepiniz Malatya'dasınız. Sonrasını gördünüz. Burası bir savaş alanı gibiydi. Ve soğuk. Yani -11'leri, 12'leri, 17'leri gördük burada. O anda bunların bize yetişmesi, yani bilmiyorum, çok farklı, anlatamıyorum. İnsanlar gerçekten gitti. Yani durgunlaştık, rahatız. İyi kötü şeylerimiz iyi yani. Allah'a hamdolsun. Özür dileyeceğim. Salih Hanım'ı alalım. Şimdi arkadaşlar evlerinde bir şeyler yapmışlar. Bize de öncü olsun. Hemen biz de geleceğiz. Kısa bir şey. İkramlarımız daha. Manzara çok önemli. Tamam. Bağcılar Belediyesi'nde görevliyim. Başkanımız, belediye başkanımız Abdullah Özdemir adına söylüyoruz. Onun da ifadesi sonuna kadar buradaki kardeşlerimiz. Sayın Bağcılar Belediye Başkanımız. Her zaman. Malatyalılar da Bağcılar da çok yoğun. Allah razı olsun. Buradan Sayın Başkanıma destek versin. Bakın gidiyorlar. Görüntüler ortada. Çok sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz, bakın ellerinde çantalarla gençler geldiler. Bütün ailelere tek tek burada hem karavan hem inanılmaz derecede konforlu ve güzel karavanlarda kalıyorlar. Hem belediyenin çalışanları, arkadaşlarımız, gönüllüler. Bunlar Türkiye'nin her yerinde olan insanlar aslında. Hepsi Malatyalı değiller. Gönüllü olarak gelmişler. Hepsi gençler. Hepsi daha gençliğinin en güzel zamanında güzel işler yapıyorlar. Gençlik ne mutlu. Gençlik merkezimizin müdavimleri. Evet. Gençlik merkezinin müdavimleri. Çantaların içerisinde ürünler. Evet. Evet. Değerli izleyicilerimiz, görüyorsunuz. Şuradan bir bu gençler hazır. Böyle bakabiliriz. Bakın değerli izleyicilerimiz, evlerinde yaptıkları, annelerinin yaptığı, büyüklerinin yaptığı, görüyorsunuz sarma var, kurabiye var, kek var, yine börek var. Gençler, gençlik merkezinin gençleri, kızlar, genç kızlar, genç erkekler, el yapımı, ev yapımı, gönül yapımı, göz yapımı, ne derseniz deyin burada bir emek var. İnanılmaz derecede güzel bir şeyler yapıyor. Güzel şeyleri vereceğiz dedik ekranda. Güzel şeyleri paylaşacağız dedik. Burada karavanların arasındalar. Güzel karavanların arasında güzel insanlar dolaşıyorlar. Herkese buradan hediyelerini veriyorlar. Gençler, tebrik ediyoruz sizi. Nerelisin? Ama böyle bir sıcakta oturacağım da hiç aklıma gelmiyordu ya. Çok sıcak. Çok 24 saat. Şunu var ya, şunun doldurulmasının görevlisi var. Geliyor, mazotunu dolduruyor, gidiyor, taşıyor. Bak şurada taşıyor. Bundan dolayı çok haddinden fazla mutluyuz. Yani bir de karavan vermek yetmez, bir de sürekli hizmet eden var. Tabii tabii tabii. Şimdi bunu bana verir de yakıtını ne yapıyorsan yap derse ne yapacağım ben bunu? Çadırı ben nasıl ısıtacağım? Maaşımı, ben emekli memurum, maaşımı bağlasam kurtarmam ki ben. Ondan dolayı bunun geçmişine rahmet olsun. Sebep olandan da, tabi bize sebep olan da biri oldu mal sahibine. Onun için lavabo, 10 numara, AVM, 2 tane temizlikçi başında bekliyor. Şu aşağıda askeriyenin yemekleri, Mehmetçiğin çıkarttığı yemekler. Bak 5-6 yerde yemek çıkıyor, onlarınkisi bambaşka ya. Öyle bir şekilde. Yani aşçınız asker. Evet, evet. Ev sahibiniz hayırsever iş insanı. Evet. Hizmet, sizlere hizmet eden onun elemanları. Doğru. Yani bu deprem bize neler öğretti, neler gösterdi. Allah onların eksikliğini vermesin. Amin. Şimdi televizyonda bundan sonra seyretmemek lazımmış. Yakınsa koşmak lazımmış. Ve ilk günü ben sizin oradaki mücadeleyi televizyonda seyrederken karın yağışından dolayı sizin görüntüyü kaybettim. Yani koşup gitmek lazımmış ki yaşamak lazım ki koşmak lazım. Önceden İstanbul'da deprem olmuş. İyi olmuş. De, olmuyor öyle. Öyle değilmiş. Değil değil. Koşmak gerekiyor. Aynen aynen. Aynen. Nasıl şimdi insanlar koş. Bak az önce çocuklarla röportaj yaptım. Biri Yozgat'tan, biri Samsun'dan, hayatta Malatya'yı görmemiş. Belki haritada yerini zor bulacak. Evet. Ama gelmiş buraya ellerinde paketler, evet, yardımlar. Evet, evet. Biz bundan ders çıkarmamız lazım. Aynen aynen. Aynen. Çok çok geçmiş olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Ayaklarına sağlık. Teşekkür ederiz. Orada da bir
amcam var. Nasılsın, iyi misin be amca? Teşekkür ederim, sizi sormalıyım. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nerelisin, ne yaparsın? Ben Yeşilyurtluyum. İşte ne dedik burada? Seyit Uşağı'ndan mı? Evet, Seyit Uşağı'ndan. Nasıl bildim? Nasıl bildin? Yani ben işte ben de böyle bir gazeteciyim. 30 yıldır ben kim nereli, hangi şivede ne konuşuyor hepsini biliyorum. Ya birileri şey vermiştir. Yok vallahi yok. Ben tanımıyorum, yeni gördüm seni. Evet. Sen daha önce beni hiç gördün mü? Yok. Yani ben hemen dedim ki Seyit Uşaklı. Ben Seyit Uşaklıyım. Yeşilyurt, evet. Seyit Uşağı köyü. Bu kameraman Hasan Alan da Kadir Uşaklı. Memnun oldum. Kadir Uşaklı kürelerimiz. Öyle. Baş tacılar. Eyvallah. Başlar. Nasıl? Memnun musun? Karavandasın. Valla karavanda memnunum. Allah karavanayı bize getiren işi, gücü rast gelsin. Allah birini bin etsin. Birini bin etsin. Birini bin etsin. Hizmet edenler hepsi. Kendi elemanları. Yani Allah razı olsun onlar da. Onlar da. Her şeyiniz var mı? Hem ne dedi işte. Yardım edenler getiriyor az çok. Az çok idare oluyoruz. Az çok. Yardım edenler de Allah razı olsun. İşleri rast gelsin. Ne bileceğiz ki biz buraya geleceğiz, bu duruma düşeceğiz. Kim bilirdi? Kimin hayalına, kimin aklına gelirdi? Seyit Uşağı'ndan kalkacaksın, geleceksin, AVM'nin önündeki karavanın içine gireceksin, iş insanının hayrına vesile olacaksın. Evet. 40 bin sene düşünsen aklına gelmez. Aklına gelmezdi. Hiç gelmezdi. Kimsenin aklına gelmezdi. Sen ne bileceksin gelip karavana da konuşacağız, tanışacağız. Ya. Ne bilesin? Ya. Ne bilesin? İşte hayat böyle bir şey. Hayat böyle bir şey. Hayat ne getirir ne götürür hiç bilemezsin. Ya. Hiç bilemezsin. Seyit Uşağı'nın o yaylalarında, kıl çadırlarında, evet. Yaylalarında kaldığınız belki çocukluğunda koyunlar güttün. Çok. Şimdi çok. Geldin. Hiç hayatında filmlerde gördün karavanda yaşıyorsun. Evet, evet, aynen. Keşke yıkılmayaydı, olmayaydı da olmayaydı. Gene kıl çadırında olaydık. Keşke kıl çadırında olaydı, böyle olmayaydı. Böyle olmayaydı. Sizin orada köylerde baya bir hasar varmış. Çok hasar var. Hadında fazla hasar var. Yani. Mesela orada da benim ev vardı. Gittim dedim belki buralarda binalar hasarlı, giremiyoruz. Orada gider, işte idare ederek. Orada da hasarlar. Ya oradan tut Seyit Uşağı'ndan, Haçova'dan yukarıya çık, Kadir Uşağı'dan, Cafana, Cerikan'ın köyleri, Gözene, Doğanşehir, buralar, hepsi, buralar hepsi, Gölbaşı, ele gidiyor. Hele o Şifrin, Mifrin taraflar tamamen. Tamamine gitti, ele gidiyor Adıyaman'a. Askeran, Şifrin. Ama hiçbir şey kalmamış. Allah yardımcıları olsun. Allah yardımcıları olsun. Mesela Hıdıran, orası çok kötü. Ay, çok kötü ya, çok kötü. Evet. O köyleri ben hepsini adım adım bilirim. Adım adım bilirim. Ben de bileyim ki bak konuşuyorum. Sen nerelisin? Ben de Malatyalıyım. Malatya ama neresi? Merkezdeyim. Ya o adresini sen doğru vermişsin. Yo, Çöşnüklüyüm. Ha, Çöşnük'te oturuyorsun ama köyün nere? Ben köyüm, nere? İnan ki köyüm yok. Yani inan yani, ki dedin ama inandım. Ha, aslım gelen 100 sene önce gelmişiz bir yerde ama yani aslım. Söylemişlerdir yani. Tabii aslım benim şey dağ köyleri. Hangi köy? Brimşon. Ha, Brimşon. Ha, öyle de ya. Öyle de, öyle de. Maria Maya diyeceksin. Maria Maya diyeceksin. Maria Haven. Maria Haven. Amsara Haven, Çove Haven, Cigaro Haven. Ne. Amarion seçmiş Nokul. Nova. Nova. Yakışmış mı Nova? Nova. Evet. Değerli izleyicilerimiz hemen şurada. Peki çok çok geçmiş olsun. Saygımı sunuyorum. Ayağınıza sağlık. Duanı aldık. Allah'a eyvallah. Değerli izleyicilerimiz bakın Yunuslar güzel bir hizmet veriyorlar. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Onlara moral motivasyon veriyorlar. İşte emniyetimiz burada. 59 plaka bakın görüyorsunuz. 59 plaka Malatya'da değil. Emniyetimizin çocuk mutlu olsun diye polisimizin Yunusları o çocuklarımızı gezdiriyorlar. Ya buna söylüyor. Yani buna ne denebilir? Bizim için yapmıyorlar. Şov olsun diye yapmıyorlar. Haberler bile yok. Biz burada geldik. Askerler bakın hep dışarıda gelmiş. Polisler hep dışarıda gelmiş. Ben hep burada zamanımı polislerle askerlerle geçiririm. Çünkü dışarıda gelmişler. Muhabbet eder, konuşuruz. Seninle nasıl konuşuruz? Seninle nasıl konuşuruz? Hizmet verirler bize. Orada yemek yapıyorlar. Ya tabii ki. Allah herkeste razı olsun. Eyvallah. Yardım eden herkeste Allah razı olsun. İşler. Bu söz yeterli. Bu söz yeterli. Bu var ya, biz bugün 40 mı 41 günündür buradayız. Hep bu millete,
orayı açmış, gece gündüz orada bekler millet girdi. Onlar olmasaydı var ya, bunlar millet haşa kendine ederdi, hep kokardı. Allah onlardan razı olsun. Bu yeter işte. Allah bu karavanayı getirenler de razı olsun. Allah biri bin etsin. Allah daha versin. Allah zavallılık vermesin. Can acısı hiç vermesin. He. Eyvallah. Hızır yoldaş olsun. Senin de. Eyvallah. Allah yardımcı olsun, Hızır yoldaşın olsun. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz değerli izleyicilerimiz. İşte bu dualar var. Biz dualarla varız. İyilik yapın, iyilik görürsünüz. İyilik yaparsanız, iyilik ekerseniz iyilik biçersiniz. Burada yine vatandaşlarımız varlar. Merhabalar, nasılsınız? Yani rahat bir karavandasınız. Rahat mısınız? Çok şükür karavanlardan rahatız. Çok iyi. Hizmetlerinden de teşekkür ediyoruz. Ayrıca buradasınız. Buradayız. Bir eksiğiniz yok. Çok şükür. Çok şükür. Bugüne şükür. Devletimiz sağ olsun, milletimiz sağ olsun. İş insanımız sağ olsun, hayırseverimiz sağ olsun. Allah razı olsun, daha bereketli olsun, işleri daha genişlesin inşallah. Hayırlı rızıklar olsun, insanlara yardım eden hayır sahiplerimiz daha da çoğalsın. Bunun devletimiz de, devletimiz sağ olsun, vatanımız sağ olsun. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Bu muydu sizin karavan? 25'teydi. Evet, numaralandırılmış. Bakın görüyorsunuz, ağabeyim. Buradan giriyorsunuz içeriye, hemen az önce göstermişti zaten. Üst katta yatacak var, yanda yatacak yerler var. Bakın müzik sistemi bile var. Tabii kim müzik dinleyecek bu acıda. Evet. Yani şunu demek istiyorum, elektriği var. Hemen mazotu konabiliyor bir ihtiyaç olduğu zaman. Aynen, tüpü bağlanmış, ayakkabılığı burada. Yani inanılmaz derece her şey düşünülmüş. Zaten bu milyarder iş adamlarına hazırlanan normal şartlarda karavan geldi, garip kurebe nasip oldu. Evet, Allah razı olsun, kendilerinden bu hizmetlerden memnunuz. Çok çok daha da böyle genişlemesini istiyoruz, daha da çoğalmasını istiyoruz. Vatandaşımızın rahatlığı için bu işleri yapanlardan Allah razı olsun. Çok sağ ol. Allah senden de razı olsun. Nasılsın? İsmin ne senin? Poyraz abi. Poyraz. Sen de karavanla kalıyorsun. Evet. Memnunsun. Evet. İyi. Ortamın iyi. Her şey güzel. Arkadaş edindin mi burada hemen? Kuzenlerim burada. Arkadaş da yani bayağı var. Değil mi? Evet. Bakın görüyorsun, yunuslar görüyorsunuz değerli izleyicimiz. Bakın çocukları gezdiriyorlar. Moralleri, motivasyonları, psikolojileri iyi olsun diye emniyetimizin araçlarıyla çocuklarını gezdiriyorlar. Bakın görüyorsunuz bunlar... Garden dedikleri hani işte bahçe sandalyeleri, masaları. Değerli izleyicilerimiz, burada artık karavanları gösterdik, duaları aldık. Herkesin söyleyecek şeyleri vardı. Özellikle ve özellikle ben bu programı neden burada ısrarla yaptım? Çok çok pahalı olan, her bir 500 milyar dediğimiz, yani eski parayla söyleyeyim biraz daha kolay anlaşılsın. 500 bin lira değerinde karavanlarını bir iş insanımız, bütün bunların hepsini bir kişi yaptı. Kendisi Malatyalı, Malatyalı hayırsever iş insanı. Eğer bir gün izin verseydi adını söylerdik ama Allah rızası için yaptım, adımı, firmamı ve adımı söylemeyin dedi. Ne firmasının ne de kendisinin adından bahsedilmesini istiyor. Buradan tekrar gelelim, bakın Emniyet Müdürlüğümüzün çok değerli polisleri burada. Çocuklarımızı sıraya koymuşlar. Burada bir tur attırıp geliyorlar, bakın görüyorsunuz. Giresun. Giresun musun? Evet. Ama geldim burada yardıma. Evet, gönüllü olarak. Ne mutlu sana. Evet. Bir gün bir depremde birilerine faydalı olunca hiç aklına gelir miydi? Yani gelirdi herhalde, tam bilmiyorum hani şu an kamera karşısında biraz ne çok... diyeceğimi bilmiyorum ama sen hadi iyiliğini yapmaya devam et genç. Giresunlu soruyoruz, hani nerelisin? İşte Giresun'dan gelmiş, burada karavanların arasında yardım ediyorlar. Bakın burada görüyorsunuz değerli izleyicilerimiz. Allah iyi insanların eksikliğini vermesin. Amin cümlemize. Değil mi? Allah razı olsun. Adnan Bey de tam 36 gündür burada bizi barındırıyor. Allah işini gücünü rast getirsin. Allah onların gibi iş adamlarımızın eksikliğini vermesin. Bu duan yeter. Evet. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Siz de kalıyorsunuz burada. Ben kalmıyorum. Ben şimdi geldim, Saniye Hanım ablamla, hanımefendiyle görüşeceğim. Anladım. Bir konteyner isteyeceğim işte. Dışarıdayım. Karavan istiyorsun. Evet, karavan istiyorum. Dışarıdayım yani. Anladım. Anne baba yok, ev gitti her şey. Evet, sen de yani bu karavanlar olağanüstü, pahalı ve güzel karavanlar. Burada da yaşayanlar şanslı. Evet, tabii. Evet, çocuklar görüyorsunuz, oynuyorlar. Bakın görüyorsunuz. Bunları değerli iş insanımız görsün. Kimlere yardım etti, ne kadar büyük iş yaptığını. Malatyalı hemşerimiz, hayırsever iş insanımız bunları görsün.
İsmini söylemeyeceğiz. Çünkü Allah rızası için yapıyorum demişti. Lütfen adımı söylemeyin demişti. Allah rızası için firmasının bütün karavanlarını getirdi. Bakın burada görüyorsunuz ne kadar güzel bir karavan. Merhabalar çocuklar, kim var içeride? Oradan giriyorlar. Kapısı orada, üstte yatıyorlar. Elektrikleri bağlanmış. Bakın burada tüpleri ne kadar var. Buradan hemen tüplerine istedikleri gibi ihtiyaçlar karşılanıyor. Karavanda buradan giriyorsunuz. Buradan giriyorlar, orada yatıyorlar. Gençler de dağıtmaya devam ediyorlar. Biz de şöyle birazcık onlara katılmaya çalışalım. Anlatmaya çalışıyoruz. Güzellikleri anlatmaya çalışıyoruz. Bakın her şeyi ince düşünürüz. Bakın ses geliyor. Buzdolabı çalışıyor. Isıtıcısı var. Yani inanılmaz derecede güzel bir karavan. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Kaç kişi kalıyorsunuz burada? 4 kişi. 2 çocuğum var, bir de eşim, 4 kişi kalıyoruz. Nasıl, rahat mı, güzel mi? Ya çadırda kaldığımıza göre yani bu daha bulunmaz bir şey bizim için. Yani rahat, sıkıntısız, ısınmamız önemli bayağı bir. Çünkü yani depremler devam ediyor. Mesela sallanıyor, en azından kendimizi güvende hissediyoruz. Evimize giremiyoruz yani inşallah. Karavanın içerisinde her şey düşünülmüş. Evet hocam, her şey. Yani genelde hep derler yani filmlerde görürüz. İşte bilmem dizilerde görürüz bu karavanlar milyarderlere, işte iş turistlere falan ama düşünmediğimiz şeyler bizi insanlar yaşatıyor. Onları Allah başımızdan eksik etmesin, iyi insanları ki bunları bize yaşattılar. Ne mutlu çocuklarınızla buradasınız. Görüyorsunuz değerli izleyicilerimiz, söylemeye gerek yok. Herkes Allah razı olsun diyor. Burada en çok geçerli olan söz Allah razı olsun kelimesi. Bağcılar Belediyesi'nden gelen gençlerimiz, yine ben onlara da hem çalışıyorlar, çok meşgul etmek istemiyorum. Salih Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. O da bütün koordinasyonu başından beri yapıyor. Buradalar, bir bakalım nereden gelmişler, merak ediyoruz. Merhabalar. Nereden, hangi mesela, nerelisiniz aslen, öyle diyeyim. Ben konuşamam ya. Nerelisiniz onu söylerseniz yeterli. Arkadaşlarla konuşursanız daha iyi olur. Peki öyle yapalım o zaman. Gençler. Sıkıntı değil. Siz konuş. Biz doğal olarak bakın her şeyi çekiyoruz. Sıkıntı yok. Biz bu süreçte şunu gördük. Bir tuvalet yıkayan, bir yemek yapan, bu sahada bir çöp toplayan insanın ne kadar değerli olduğunu. Ben her gün o teyzeyi öpüyordum. Her gün elinize sağlık. Bunu depremden önce yapmıyordum. Ve selam vermenin ne kadar güzel bir şey. Bir insanın gözüne bakıp selam vermek. Bunun önemini bu depremde anladık. Bir insanın gözüne bakıp selam vermek. Siz kendi bulunduğunuz yerlerde selam verin. Böyle buyurun. Hadi. Selamı yayın aranızda. Evet, Salih Hanım bu koordinasyonu yapıyor. Gecesini gündüzüne katıyor. Kendisine sonsuz teşekkür ederiz. Burada çok önemli şeylere imza atıyor. Gençler geziyorlar, gördünüz, Bağcılar Belediyesi, İstanbul Bağcılar Belediyesi, onu da belirtelim, İstanbul Bağcılar Belediyesi. Bağcılar Belediye Başkanımız Abdullah Bey'e sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Arkadaşlarımız, dostlarımız, onların hepsi iyilik neferleri, onların hepsi iyilik melekleri. Bu gençler yürekler iyilikle çarpan gençler, her biri bir yerden gelmişler. Siz nereden geldiniz? Bağcılar'dan abi. Nereliyiz mesela, aslen nereli? Yozgat. Yozgatlı. Siz? Ben Aksaraylıyım. Hepimiz Bağcılar'dan geliyoruz. Siz nerelisiniz? Ben Samsunluyum abi. Yozgat burada, Samsun burada, Aksaray burada, Trabzon burada. Yani burası Türkiye burada. Türkiye Malatya için burada. Hepsi Bağcılar'da, İstanbul Bağcılar'da tek yürek olmuşlar ve gelmişler. İyilik neferler olmuşlar. Gencecik çocuklar, pırıl pırıllar. Ama onlar iyilikle tanıştılar. İyilikle tanışacakları da tabii depremde bir gün gelip yaramızı saracaklar kimin aklına gelirdi? İş insanımız, değerli iş insanımız, Malatyalı hayırsever iş insanımızın burada sağlamış olduğu bu karavan kentte diyelim. 100 tane karavan var burada. Bu karavanların her biri 500 bin lira, 500 milyar lira ya da eski parayla değerinde ve tahsis etmiş. Buradan tekrar tekrar Bağcılar Belediye Başkanımıza iyi ki bu arkadaşlarımızı bize göndermiş. 37 gündür buradayım diyor arkadaşımız. İsteseydi İstanbul'un şu anda Boğazı'nda, Boğaz kenarında balık yiyebilirdi. İsteseydi bir başka yerde olabilirdi ama o iyiliği seçti. İyilerle beraber olmak için burada oldu. Biz bu günleri asla ve asla unutmayacağız. Değerli izleyicilerimiz, karavanların arasında devam ediyoruz. Arkadaşlar size çok çok kolay gelsin diyoruz. Yüreğinize sağlık. Defalarca teşekkür ediyoruz. Ama tekrar teşekkürümüzü saygıdeğer iş insanımıza yapalım. Merhabalar, nasılsın? Evet, burada yaşam merkezi oluşturmuşlar. Merhabalar, nasılsınız? Müsait misiniz? Şöyle bir... Evet, Hasan gelebilir misin? Şurada hemen şöyle çok fazla...
Gelin amca. Gelin. Ha yok yok, ayakkabıyla girmeyelim, sonuçta burası bir ev, saygı duymak lazım. Hasan şuradan gir. Şöyle bir bak, ne kadar lüks ve güzel olduğunu gösterelim içerinin. Sen göster, ondan sonra hanımefendiyle görüyorsunuz. Yukarıda yatılıyor. Burası yine tekrar ediyorum, Malatyalı hemşerimiz, hayırsever iş insanının bizlere, Malatya'mıza sağlamış olduğu karavan. Güvenli, konforlu. Konforlu, sıcak. Gençler buradalar, bakın bir ev gibi kullanıyor. Gençler merhabalar, nasılsın? Nasıl, memnun musun? Memnunuz, yapacak bir şey yok. Yani bu şartlarda ultra lüks değil mi? Evet. Çok güzel bir ev. Kaç kişi kalıyorsunuz? 6 kişiyiz. 6 kişi ailece kalıyorsunuz. Yani her türlü imkan var. Abla siz de memnunsunuz inşallah. Peki, teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, bakın çocuklar karavanların arasında. Kim boyadı senin yüzünü? Adın ne senin? Asya. Asya. Asya, sen de mi karavanda kalıyorsun? Hı-hı. Nasıl? Beğeniyor musun? Beğeniyorum. Senin adın ne? Göksu. Göksu. Senin adın ne? Yusuf Asaf. Yusuf Asaf, seni yerim böyle. Senin adın ne? Judy. Sen nerelisin? Suriyeliyiz. Ha, Suriyelisin. Judy. He, bir hayır inşallah. Eyvallah. Sen nerelisin? Malatyalısın. Adın ne? Eslem, nasıl? Memnun musun burada? Evet. İşte bu görüntüleri niye çekiyorum? Değerli iş insanımız isterse çocuklara bunlara ne kadar çok önemli hizmetler ettiğini, ne kadar güzel işler yaptığını görsün ve mutlaka bilsin diye. Tabii o Allah rızası için yapıyor biz. Kızlar merhabalar. Ne yapıyorsunuz? Hiç, oturuyoruz. İyisiniz. Evet. Nasıl, karavanlardan memnun musunuz? Memnunuz, Allah'a şükür. Değil mi? Hiç daha önce hiçbir karavanda falan böyle kalmışsınız olmuş muydu? Hayır, hiç olmadı. Ancak filmlerde görüyorum. Evet, filmlerde görüyorum. Nasıl ortam, ders falan çalışabiliyor musunuz? Yani psikolojiniz falan iyi mi? Benimki değil, çalışamıyorum. Neden? Ne bileyim işte. Sakin. Ev ortamı değil. Evet, ev ortamı değil. Ben normalde de çalışmıyorum. Sen normalde de çalışmıyorsun ama bu sebep olur çalışmak için. Hadi bakalım, kolay gelsin size de. Değerli izleyicilerimiz, işte böyle size tek tek söyledik, anlattık, konuştuk. Karavanların içini gösterdik, yardım edenleri gösterdik, ablaları, teyzeleri, her şey dedik, düşünülmüş. Bakın burada küçük tüp, tekrar ediyorum. Burada yine eğer uzağa giderseniz hani benzini, yedek benzini var. Aa, merhabalar. Merhabalar. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, sağ olun. Hoş geldiniz. Bu karavanda kalıyorsunuz. Evet. Yani yaklaşık 40 gündür burada kalıyoruz. Rüzgar geldi, fırtına geldi, sel geldi, çadır bulunamadı. Şanslısınız. Bize hiç uğramadı o felaketler, çok şükür. Sıcacık. Ben 900 lira yakıt bedeli diyordum. Böyle ısınmadım ya. Kim bunu getirdiyse, kim bize vermeye sebep olduysa, geçmişine rahmet olsun. Kazancını kat kat yapsın. Çok rahatız. Şu AVM'nin lavabosunu kullanıyoruz. Allah razı olsun. Aşağıda askerin yemeğini yiyoruz bu şekilde. Diyeceğimiz bu. İşte hayırsever iş insanı şu an bunu izliyorsa şu duanız ona yetiyor. Ve yüzünü de hiç görmedim ha adamın da. Kimin olduğunu da bilmiyoruz. Yani adam gelip de kendini de tanıtmadı bize. Bunu ben verdim de demedi. Gelmiş gitmiş. Hiç görmedim. O kadar ki gizliden bu hizmetleri yapıyor. Hayatında belki hiçbir karavanda kalacağın aklına gelir miydi? Hiç gelmezdi. 16 katlı apartmanda oturuyordum, yeşil evlerde. Vallahi ikisinde birden yakalandım. Hem 7.7'de hem 7.6'da. Ceketimizi aldık, kaçtık.